İkisinin de bakışlarından belli ne kadar güçlü oldukları. Sende de var aynı bakışlar. Yıllarca düşündüm durdum. Babam fotoğrafta kime bakıyor, kime bakıyor. Seni görünce anladım. Anneme bakıyor. Nereden anladın? E anca aşık olunca böyle bakıyorsun. Biz de az buz bakmadık sana böyle Zahide Hanım. Keşke tanıyabilseydim onları. Senin gibi bir adam doğurduğu için annenin ellerini öpebilseydim. Keşke. Bugün çıkarken bunu da alalım yanımıza. Şu çerçevelerin kenarları eskimiş. Onu ben bir değiştireyim, olur mu? Olur. Selo. Selo. Efendim ana. Oğlum. Mihra Hanım aradı, ona geçeceğim. Zaza işte, İsmet de yok. Sen beni götürür müsün oğlum? Götürürüm tabii ana. Biz de zaten şu fotoğrafın çerçevesini değiştirmeye çıkacağız. Geçerken seni de bırakır, öyle geçeriz. Kocam Hacı Mustafa'nın Kemaliye'de bir fotoğrafçı dükkanı vardı. Depremden bir gün önce Selo'nun ailesi oraya fotoğraf çektirmeye gelmişler. Selo da anasının karnında. Rahmetli o zaman çekmiş bir fotoğrafı. Bozma duruşunu, gülme. Buraya bak. Çekiyorum. Abi, siz de şöyle bir geçin, ailecek sizi bir çekeyim ha. E hadi gel Mihre, biz de çekilelim. Ay yok vallahi, ben perişanım. E siz baba onu çektin, ne de? Ben de o zaman sonra çekileyim ya. Baba, sen gel gel. Annem o kiloları vermeden hayatta fotoğraf falan çekilmez. Sen gel. Bak sen şuna. Ama çekilmezsin anne. İyi peki madem. Tamam, buraya otur. Çekiyorum. Buraya bakın. Sonra kurtarma ekibinde gönüllü olarak enkazları dolaşırken görmüş Selo'nun abisi. Tanımış. Abisi oracıkta can vermiş. Ama kollarının arasında bir bebek. Hacı Mustafa'm çekmiş almış o bebeğin kollarının arasında. Bebek var burada, canlı. Battaniye getir. Çabuk. Allah'ımın bir lütfu. Selo'm öyle katıldı bizim aileye. Bu fotoğraftakilerin babası ve abisi olduğunu bilerek büyüdü Selo. Ondan bunu hiç saklamadık. Anam benim. Hadi, hadi ağlatacaksınız beni, hadi. Hadi hazırlanın. Mihra Hanım bekletmeyelim hadi. Tamam, geliyoruz.